Sevgili üyeler, 15 Temmuz alçak darbe girişimini bahane ederek basının üzerindeki baskılarını artıran AKP iktidarı kıyım hükmündeki kararnamelerle 118 televizyon, radyo ve gazeteyi, onlarca internet sitesini, 3 haber sitesini kapattı. 184 gazeteci bu süreçte gözaltına alındı. 15 Temmuz'dan bu yana 3000'in üzerinde gazeteci işsiz kaldı. 750 gazetecinin sarı basın kartı, 46 gazetecinin pasaportu gerekçesiz bir biçimde iptal edildi. Sözcü gazetesi FETÖ torbasına sokulmaya ve yayınları engellenmeye çalışılıyor. Peki neden Sözcü'ye bu baskı yapılıyor? İşte bu parsel parsel dağıtılan arsaları toplum görmesin, FETÖ'ye AKP'nin hangi yardımları yaptığı toplum tarafından bilinmesin diye. Bir Gün ve Evrensel gazeteleri dava yağmurlarıyla karşı karşıya. Evrensel bünyesinde yayın yapan Evrensel Kültür dergisi 25 yıllık yayın hayatına kanun hükmünde kararnamelerle son vermek zorunda kaldı. Demokrasi için şehitler vermiş, darbeler karşısında bedel ödemiş, yazarları, çalışanları katledilmiş, her darbe döneminde kapısına kilit vurulmuş Cumhuriyet Gazetesi yine bir darbe sürecinde iktidarın hedefi haline geliyor. Oda TV'den Barış Pehlivan'ın bugün yayınladığı belgeye göre Cumhuriyet Operasyonu'nu yöneten savcı Murat İnan aslında hala şu anda FETÖ'den yargılanan bir sanık. Sırf bu gerçek bile Cumhuriyet çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını gerektiriyor. Tabii biz bu operasyonun neden yapıldığını biliyoruz. Aslında Aydın Ünal bunu çok güzel söyledi. Cumhuriyet'in adını Mustafa Kemal Atatürk koymuştur dedi. Siz Cumhuriyet'le olan hesaplaşmanızı bugün Cumhuriyet gazetesi üzerinden yapmaya çalışıyorsunuz. Başkanlık rejimi öncesi, başkanlık rejimi tartışmaları öncesi, başkanlığa karşı çıkan her sesi susturmak, sindirmek ve ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Gözünüz o denli dönmüş ki ne yaptığınızı bilemez bir haldesiniz. Siz FETÖ'yü okşayıp severken Türkiye'ye FETÖ gerçeğini 40 yıldır anlatan Hikmet Çetinkaya'yı FETÖ torbasına doldurmaya çalışıyorsunuz. Hrant'ımızın en yakın arkadaşı Aydın Engin'i Hrant Dink'i katletmekle suçlanan FETÖ örgütünün bir üyesi olarak gözaltına alıyorsunuz. Siz Aydın Engin'i her ne kadar gözaltına alsanız da emin olun ki Aydın Engin yarın yine çıkacak ve bildiklerini yazmaya devam edecek. Evet, biliyoruz. Siz Göbels'in o meşhur sözünü kendinize ilke edinmişsiniz. Göbels diyor ki, gazeteciler bir piyanonun tuşları gibi olmalıdır. Biz hangi tuşa basarsak o sesi çıkarmalıdır. Emin olun ki bu ülkede sizin piyanonuzun tuşları olmayacak onlarca, yüzlerce gazeteci var. Ve o gazeteciler az önce Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın öncülüğünde sizi çok rahatsız edecek bir pankartı Cumhuriyet binasına astılar. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın pankartında "Bu iş yerinde cesaret var" yazıyordu. İşte o cesareti taşıyanlar sizin iktidarınıza boyun eğmeyeceklerini her gün, her dakika gösterecekler. Teşekkür ediyorum.